Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepinizin üzerine olsun inşallah. Rabbim ümmeti Muhammed'e sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin. Canlarım, bugün sizlere şöyle gördüğünüz gibi elma pekmezi yapacağım inşallah Allah kısmet ederse. Bir tanıdığımız amcamızın bahçesinde elmalar ziyan oluyor, gelin toplayın dedi. Gittik, topladık, getirdik. 3 tane 5'er kiloluk şişelere sirke olarak kurdum. Geri kalanını şöyle yıkadım. Dilim dilim doğradım. Tencereme koydum. Üzerine geçecek kadar su koydum. Şimdi bunu kaynamaya alacağım. Ocağımı yakacağım. Evet, ocağımı yaktım. Elmalarımız pişene kadar kaynatacağım hanımlar. Elmalarımız tamamen böyle haşlamış patates gibi olacak. Pişecek. Piştikten sonra bez torbaya döküp süzeceğim ve tekrar kaynatacağım. Bayağı bir 4-5 saat kaynayacak hanımlar. Şimdi aşama aşama göstereceğim ben size. Şimdi yeni koyduğum için daha elmalarımı yeni koydum. Kaynamaya başlasın. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, elmalar kaynamaya başladı. İyice haşlanıp tamamen yumuşayana kadar bayağı bir kaynayacak hanımlar. Artık ne kadar kaynar bilemiyorum. Belki yarım saat kaynar. Elmalarımız yumuşayacak tamamen. Yumuşadıktan sonra süzme işlemimizi yapacağız. Bez torbaya döküp süzme işlemi yapacağım hanımlar. Ben de ilk defa yapıyorum hanımlar. Nasıl olacak bilmiyorum. Sizinle birlikte göreceğiz. İnşallah. Evet hanımlar, şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını tekrar kapatayım. Elmalarımız iyice pişsin. Evet hanımlar, elmalarımız iyicene pişti, kaynadı. Şimdi o elmalarımızı şöyle bakın, bez bir torbam var. Bez torbamın içine alıp iyicene sıkıp süzeceğim hanımlar. Şöyle koyayım kameramı. Tekerle biraz zor oluyor. Bez torbanın içine döküp iyicene hepsini koyup süzeceğim hanımlar. Şu an tekerimle biraz zor oluyor. Videoyu durduracağım. Sonra tekrar devam edeceğim. Evet hanımlar, ben tenceremdeki bütün elmaları bez torbanın içerisine aldım. Şöyle iyicene süzdürene kadar şöyle tahta kaşıkla iyice suyu çıksın. Tamamen hiçbir şey kalmasın. Ziyan olmasın. Süzdürene kadar böyle ezeceğim hanımlar. İyice suyu çıkana kadar. Evet hanımlar, bakın süzdüğüm suyu bakın tencereye aldım. Rengi biraz koyulaştı. Şöyle göstereyim. Rengi biraz koyulaştı. Şimdi bunu 4 saat, 4-5 saat koyulaşana, katılaşana kadar, pekmez haline gelene kadar kaynatacağız hanımlar. Tekrardan ben videoyu durduracağım hanımlar. Son aşamasını yine sizinle paylaşacağım. Hiçbir şey katmıyoruz hanımlar. Kaynaya kaynaya kıvamını bulacak inşallah. Evet arkadaşlar, hiçbir şey, hiç su kalmayacak şekilde şöyle iyicene bez torbada süzdürdüm. Tamamen şöyle bakın, bir tane ağır bir tahtam var. Onunla bastıra bastıra şöyle hiç suyu kalmayacak şekilde iyicene süzdürdüm. Elimle sıkamıyorum hanımlar, çok sıcak malum. Süzdürdüm, tamamen bitti. Hiç suyu kalmadı. Suyunu aldım. Şöyle demin de göstermiştim. Tencereme koydum. Bakın şöyle kaynıyor. Kaynadıkça köpüklerini alacağız hanımlar. Şu oluşan köpükleri alalım hanımlar.
Kan kemiklerimizi alalım. Tamamen kıvamına gelene kadar hanımlar herhalde bir 4-5 saat kaynayacak bu. Aslında dışarıda ocakla yapılsa daha iyi olur ama belki benim öyle bir imkanım yok şu an. Mecburen ayrazda kaynatıyoruz. Yeken köpüklerimizi alıyoruz hanımlar. Köpüklerimizi alalım ki bozulma yapmasın. Dediğim gibi ben de ilk defa kaynatıyorum. Sizinle birlikte sonucu göreceğim. İnşallah güzel bir şey olacak. Elmaları değerlendirelim dedik. İnşallah güzel olacak. 3 tane şişe sirke koydum. İnşallah onlar da olacaklar sirkelerimde. Bugün bütün gündür bunlarla uğraşıyorum hanımlar. İşte 3 şişe sirke koydum. Sirke olsun diye yaptım. İşte böyle adını da unuttum. Elma pekmezi yapıyorum. Biraz da incir kaynattım. Şöyle göstereyim hanımlar, bakın. Küçük şişelere koydum şöyle. 2 kilo kadar incirim vardı. Şöyle kaynattım, reçel yaptım. Bugün bunlarla uğraşıyorum işte. Allah'ım hayırlı, sağlıklı yemek nasip etsin. Böyle aşama aşama tekrardan olana kadar göstereceğim sizlere hanımlar. Şu an yine durduracağım. Aşama aşama çekeceğim. Evet hanımlar, bakın 2 saattir elma pekmezim kaynıyor. Hemen hemen bir tencereye yakındı. Bakın bayağı bir az kaldı. Daha bir 2 saat daha kaynar gibi geliyor. Çünkü tam kıvamı olmadı. Bakalım ne kadar kalacak. Pekmezimiz nasıl olacak? Evet. Bekliyoruz. Hayırlısı olacak inşallah. Güzel olacak. Dediğim gibi ben de ilk defa yapıyorum. Sizinle birlikte sonucu göreceğim. Evet arkadaşlar. Elma pekmezim oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tencere ine ine dibine kadar indi. Bu kadar kaldı. Tam istediğim kıvamda. Şu an kaynar sıcak olduğu için böyle sulu gözüküyor hanımlar. Bir tabağı aldım, birazcık soğuttum. Güzel bir katılıkta. Soğuyunca katı bir hale gelecek hanımlar. Şimdi bunu şöyle göstereyim. Bir kare cam kavanozuma dolduracağım. Ağzını kapatıp kaldıracağım. İnşallah bakalım. Bir kavanoz dolduracak herhalde. Bir tencereden bir kavanoz çıkacak inşallah. Evet hanımlar, bir elimde telefon, bir elimle zor oluyor. Ben şunu hemen bir döküp geleyim. Evet hanımlar, şişeye doldurdum. Bir tencereden bir kavanoz çıktı. Tamamen bir kavanoz çıktı hanımlar. Böylelikle ilk defa elma pekmezimi de yapmış oldum. İnşallah sağlıkla yeriz. Hanımlar, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Lütfen videoları sonuna kadar izleyelim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.